Parçalı fonksiyon grafiği çizme örnek soru 3. Bu videomuzda parçalı fonksiyon grafiği çizmeye bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Fx eşittir eksi mutlak değer x, x 1'e eşit ve küçük ise, 2x, x 1'den büyük ise şeklinde verilen parçalı fonksiyonun grafiğini çiziniz. Öncelikle bir koordinat düzlemi çizip parçalanma noktasını bunun üzerinde gösterelim. Çizeceğimiz fonksiyonun bir tane parçalanma noktası var, o da 1'de. Burası x eksenimiz, burası y eksenimiz. 1 noktasında parçalı fonksiyonumuz parçalanmakta. Orayı kesikli bir biçimde çiziyoruz. Şimdi tek tek parçaları ele alıp bunların çizimine geçeceğiz. Önce bunu alıyorum. Y eşittir eksi mutlak değer x. Buna götürüp parçalanma noktasını koyacağım. Parçalanma noktası 1 sadece. X1'i götürüp buna koyarsam y eşittir eksi mutlak değer 1, eksi 1 çıkar. X'e götürüp 1 koyduğumda eksi 1 çıkıyor. 1'de eksi 1. Devamını farklı bir renkle çizeyim şunun üzerine. X 1'deyken eksi 1. Eksi 1 y'de burada. Bunda dahiliyet olduğu için bunun içi dolu. Şimdi bunun grafiği x 1'e eşit ve küçük iken sol tarafta bulunacak. 1'den küçük olan bölümde çünkü. Bu nasıl çizilir? Y eşittir mutlak değer x içini 0 yapan noktadan şu hareketi yapar. İçini 0 0 yaptığı için tam 0'ın olduğu yerden bu hareketi yapar. Başına eksi getirirsek tam olarak içini 0 yapan noktadan x ekseninin altında bu hareketi yapar. Yani x eksenine göre başına eksi getirdiğimizde simetriğini almış oluruz. Burada da tam bu sıfırın olduğu yerden x 1'den küçük iken geçerli bu. Şu şekilde çizimini gerçekleştiriyoruz. Buraya kadar ve böylece gidecek. Orada bir sınırlama yok. O öyle devam ediyor. Bir ok koyalım da gittiğini göstersin o da. Diğer sınırımıza geliyoruz. 2x. Y eşittir 2x aldık. Parçalandığı nokta 1. Bunu getirip koyuyoruz bunda. Buna 1'i koyarsak y eşittir 2 sonucu çıkar. Fakat dahiliyet yok. 1'i koyduğumuzda 2 sonucu. Şuraya 2 dersek bunun içerisi boş. Ve bunun sağ tarafında x 1'den büyük iken bu geçerli. Y eşittir 2x'in grafiği nasıldır? Orijinden geçer ve şöyle gider. Y eşittir ax'ler, bunun katsayısı pozitifse şu hareketi yaparlar. Oradaki sayının büyümesi dikliği artırır sadece. Biz de buradan geçeceğini anladık. Böyle şöyle bir gelecek ama buralarda grafiği yok. Buradan sonrasında. Tam olarak böyle devam edecek bir grafik var. Niye bu kadar koyu yaptım ben de bilmiyorum. Öyle yapmış bulunduk artık. Bundan sonrası da bu şekilde gidiyor. Yine ok koydum sonsuza kadar devam ettiğini göstermek için. Oldukça basit bir parçalı fonksiyon grafiği çizme sorusuydu. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.